İsmail Sevinç merhaba. merhabalar. Merhabalar. Şimdi hani artık emeklinin ek iş evet. aradığını, yani iş yapmak zorunda olduğunu, emekli maaşının yetmediğini az önce birlikte izledik. Bu arada bugün de işsizlik rakamları da açıklandı. 0,1 puan azalma var ama geniş tanımlı işsizlik tabii çok yüksek. Baktığımızda doğru. 10 milyona yakın bir işsiz var. Yanlış doğru, değil, değil doğru, mi? 10 milyon ifadesini. Doğru. Çünkü diskin araştırmaları da bize onu gösteriyor. Şimdi şöyle aslında işsizlik rakamları nasıl açıklanıyor o çok önemli. 50 bin hane üzerine yaklaşık bir araştırma yapılıyor. Bu istatistiksel yöntemle yani soruluyor. İşte siz bu ay iş talebinde bulundunuz mu? Çalışıyor musunuz? Ne zaman en son bir e, iş için bir yere müracaat ettiniz gibi. Tabii istatistiki bir yöntemle genişletiliyor. Burada tabii şu kriter kullanılıyor. İşsizlik tanımını ondan dikkat almak ben mesela çok işsizlik tanımı işsizlik üzerine çok konuşmuyorum. Niye? Diyorum ki bu e, çok gerçekle bağdaşmıyor. Yani işsizlik verisi çok doğru bir veri değil. Kendi içinde tutarlı ama gerçeği yansıtması açısından. Şu sebeple Şimdi diyor ki son 4 haftadır sen iş aradıysan işsizsin. Birinci kriter bu. Yani 4 haftadır sen bir işverene müracaat etmediysen işsiz değilsin. 5 hafta önce gittin bir müracaat ettin. O zaman işsiz değilsin sen. Şimdi işsiz dahi olsan. Hı hı. Çünkü diyor ki son 4 hafta içinde iş evet. arama kanalını kullandın mı? Bu dar kapsamlı. Dert evet tanımda. bu açıklanan evet. 8.6 bu. Evet. Ya da diyor ki iki hafta içinde işe başlar mısın? Başlayabilirim dersen işsizsin. Ondan dolayı bu çok daralıyor. Yani 8.6 dediğimiz rakam, 3 milyon dediğimiz rakam bu. Sizin 10 milyon dediğiniz rakamda şu da var. Şimdi şu da var. Ben küstüm, uzun süredir iş bulamıyorum. İş aramaktan da artık Vazgeçti. vazgeçtim. Evde oturuyorum. Bunlar çok yoğunlukta. Tabii. Bu işsizlik tanımında bu var. Onun için işsizlik tanımından ziyade genç işsizlik yine art artıyor. Yani Doğru. iki katı kadar normal işsizliğin. İşte kadınlardaki istihdam oranı yine aynı şekilde erkeklere göre çok daha düşük, iki katı kadar düşük. Şimdi bunlar zaten bildiğimiz veriler. Burada bakarken şeye bakmak lazım, istihdam verisine. Yani SGK'da ne kadar çalışan var? Azalıyor mu, artıyor mu? Çünkü orada kayıtlı oluyor artık. Yani sizin bildiriminiz orada kayda düşüyor. Burada bir değişiklik var mı? Asıl bu rakamlar bence daha kritik rakamlar. Bu rakama da baktığımız zaman geçen yıla göre gerçekten ciddi bir düşüş var. Yani 500 binin üzerinde, 500 bin, 800 bin bandında bir düşüş var. Normalde bunun 500-600 bin en az artış olması gerekiyor nüfusun artış oranına göre. Yani aslında bir taraftan işi çıkmış yani %4-5 en azından kayıtlı işçi sayısı azalmış. Artması gereken işçi sayısı azalmış. İşte 16 milyon 300'lerde şu anda. Geçen yıldan daha düşük bir seviyede yani 400-500 bin daha düşük bir seviyede. Yani aslında kayıtlı istihdama baktığımızda da bir azalış görünüyor. Durgunluğun aslında belirtisi bu. Önümüzdeki günlerde de bunu daha çok görecek gibiyiz. Şimdi böyle bir ortamda az önce işte emekliler iş kurun kapısının Hı -hı. önünde dedik ya böyle bir ortamda emekliler iş arıyorlar. İşte gençsizlikten bahsettiğiniz ihtiyam da azalıyor. Dolayısıyla aslında şansları da önemli ölçüde az emeklilerin yani iş arayan emeklilerin. Ben hiç araya girmeden şuna bağlayarak sorayım. Şimdi iş arıyorlar çünkü Temmuz ayından da çok da umutlu değiller. Şeyler. Yani o hani kök maaş sorunu çözülemeyecek belli ki refah payı alır mı almaz mı bile dahi soruluyor. Hadi hadi sen yani zammı bir tarafa geçtik ki çözüm için onun yapılması şart. Öyle anlıyorum ben sizin Çok haftalardır e, bu Dur, programda da söylediğiniz oydu. Evet ne bekliyor emekliyi? Yani emekli tabi asgari ücretliye de gireriz ama emeklinin beklentisi tabi en mağdur kesim. Ya bu net. Yani üç tane deseniz memur emekli, işçi, işte bunları asgari ücretli, bunları sınıflandırsanız, bunların içinde son 20 yılda, 25 yılda hatta en dezavantajlı grup haline gelmiş. Nasıl biliyor musunuz mesela çok hani biraz ortadan girdim ama ben 2001 yılında en düşük SSK maaşına baktım. En düşük SSK maaş. O zaman 6.0 var. 6.0 attığınız zaman 177 lira. Memur maaşı en düşük 155 lira. Bakın Asgari ücrette 107 lira. Şöyle, şimdi memur maaşını baz alıp bunu bugüne taşısanız, hepsini aynı oranda bugüne getirseniz, en düşük SSK maaşının 36 bin lira olması gerekiyor. Hmm. Yani bırakın 32-36 bin lira. memur maaşının da üzerinde SSK mekli maaşı. Asgari ücrete baktığınızda asgari ücretinde 23-24 bin seviyesinde olması gerekiyor. Yani o rasyoyu biz hiç koruyamamışız. Hmm. En büyük aleyhine de emeklinin işlemiş 36 bin olması gereken şey şimdi 10 binlerdi. Şimdi e, emekli aylıklarıyla ilgili tabii bir kök aylık sorunu var. Ödenenle ödenmeyen, ya ödenenle gerçek aylığı dediğimiz hesaplanan aylığı. Artık biz bu kök aylığı çözmemiz lazım. İnsanın iki tane aylığı olmaz. İnsanın bir tane aylığı olur ve o yükselir. Şimdi kök aylık sorunu çözmediğinizde bazılarının aylıkları yükselmiyor, duruyor habire. Evet. Yani %25... E, yıl ortasında artış olacağını varsayalım ki öyle görünüyor 25-26. E, tahminlerimiz doydu baştan beri. Şimdi ne olacak? İşte 8 bin lira alan bu sefer artış alamayacak. 9 bin lira alan işte %7-10 artış alacak. Yani %25 yine yansımayacak. Tabii emekli aylıklarına yapılan artışlar dediğimiz gibi otomatik yapılıyor. Bir kök aile çözmemiz lazım. İki oransal artışla çözemeyeceğiz. Yani... Emekli maaşını oransal bir artışla çözmek mucize mümkün değil yani. Çok yüksek artış yapmanız lazım. Şimdi 10 bin lirayı 12 bin, 13 bin liraya getirmek en düşük emekli aylığını bir çözüm olamaz. Yani yine satın alma gücü çok düşük kalacak. Hani şu deniyor yani enflasyon düşecek, satın alma gücümüz artacak. Doğru satın alma gücü artacak enflasyon düşünce. Ama sürünen bir emekli aile var. Yani çok dipte bu. Düşse dahi satılanma gücü hafif artacak onun. Diğer ücret de seviyeleri var. yani enflasyon düşecek ama o fiyatlar düşmeyecek ki. Yani bugün o zorlayan fiyatlar ve üstelik şeyin de artmıyor maaşın Güzel. da. Hayat pahalılığı hani onu, kalıyor. Tabii onu karşılayacak kadar artmadı zaten. E artmayacak da değişen bir şey yok. Hayat pahalılığı kalacak. Hı hı. Yani şunu göreceğiz. Enflasyon düşecek ama hayat pahalılığı sonuçta. Kalacak düşse bile. Evet. Artış hızı düşüyor evet. ve düşük gelir grupları çok dezavantajlı oluyor. Şöyle oluyor. yani Piyasada ben 80-100 lira maaş alıyorsam bana göre şekilleniyor diyelim. 100 bine göre şekilleniyor. 10 bin lirayı kimse düşünmüyor. Asgari ücretli yer. Gelecek olursak bugün de bir hı hı. konu vardı bu konuda. Asgari ücretle ilgili. Tabi e, enflasyonu asgari ücret tetikliyor mu? Ücret artışı diye. E, Merkez Bankası Başkanı da bu konuda hani benim görüşüm değil. Bu neticede bana gelen Tek zam yapacaksınız konuşuluyor. Ben de tek zam yapılacağına ilişkin olarak projeksiyon çiziyorum. Rapor hazırlıyorum. Hizmet enflasyonunun asgari ücret artışı biraz etkileyecek. Hani biraz etkiler nevinde açıklaması var. Şimdi doğrudur biraz etkiler asgari ücret artışı ama biz açlık sınırının altında bir ücretten bahsediyoruz asgari ücrette de. Yani açlık sınırının altında. Hı hı. Bu bu asgari ücretle e, enflasyon ilişkisi kuvvetli bir ilişki değil artışıyla. Bugüne kadar da baktık tablolara. Böyle güçlü bir ilişki yok. Zayıf bir ilişki var. Yani bugün işte dediğiniz domateste ücret neresinde? Domatesin içinde belki gübre fiyatlarına bakmak gerekiyor ithal. Hı hı. Domatesin içinde akaryakıt fiyatlarına bakmak gerekiyor. Domatesin içinde belki komisyoncu aracı karına bakmak gerekiyor. Yani ücretler, enflasyonu artırıcı etkisi çok düşük. Yani göz ardı edilebilir. Kaldık asgari ücreti yapılan zamlar, diğer ücretleri de artırsa bu bence tolere edilebilir bir şey. Çünkü insanlar sonuçta açlıkla uğraşıyor. Şimdi açlık dedik, ben konuşuyorum ama açlık sınırı da açıklandı. Açlık sınırına baktık ki 17 bine de geçti, 18 bine de ücret artık onun altında. Asgari ücret açlık sınırının altında. Bakın açlık sınırı altında, açlık sınırı dediğimiz şu. iki kişi var. Erkek kadın bir yemek yiyor. Bir de iki tane çocukları var. 4-6 yaş biri, biri de 15-19 yaş. Böyle 15-19 yaş arası. Bu hesaplanıyor. Bunların gideri 18.000 lira diyor. 17.800 lira. Sadece yediler bunlar. Ay, yediler bir de kira ödediler. Barınma bir de var. Ulaşım var. Bunu koysan diyor ki 58.000 lira diyor. 58.000 girmezse sen zaten geçinmen çok zor diyor. Yani bunları bir düşünmemiz gerekiyor. Yani bu durumdayız. Şimdi Türkiye'nin çoğu bu durumda. Hı. Şeye gidiyoruz. Bekar birinin yaşaması çok önemli mesela. O da o veri de çok önemli. 23 bin liraya çıktı. Şu demek. Ben üniversiteden mezun oldum. Anadolu'da, Bursa'da yaşıyordum, Çorum'da yaşıyordum. Geldim İstanbul'da okudum. Ailem doğrularda. Üniversiteden sonra İstanbul'da bir iş bulduğumu düşünüyorum. Bir iş buldum ve çalışmak istiyorum. Ama diyor ki sana mesela asgari ücretle de 20 bin lira veriyor. Senin geçinmen gereken en az 23 bin lira. Hatta kiranı sadece karşılayacak durumda. O zaman ne yapıyor genç? Çalışmıyor. Yani şöyle size 20-23 bin lira verdiği zaman burada da aileniz yoksa siz nerede kalacaksınız? Nasıl çalışacaksınız? Evet. Çin'deki gibi fabrikaların yanında şey mi olacak yani böyle bir lojman gibi bir şey mi yapacaklar artık işverenler? Yani gençlerin de çalışması zor hale geldi. Sonra diyoruz ki gençler mesela niye çok çalışmaya istekli değil bazen? Hı hı. Çünkü kazandığı parayı saatlerini satın alıyorsun. Tabii. Yemeğe veriyor. İşte yolda Hayat, yol Hayat yaşam Hiçbir şey yaşayamıyor. Ve o zaman diyor ki ailemin yanında bir çorba içerim. Bir tas, işte bir yemek yerim. Bir tabak daha koyarlar. Kafam rahat olur diye düşünebilir. Bu normal. Yani bizim bu sevi ücret seviyede işte bir fakirlik kısır döngüsü diyelim. Yani bir hmm. yoksulluk var yani. Bunu çözmemiz gerekiyor. Ama şeydeki umudum benim yani asgari ücret yükselir mi? Yükselmesi, artması gerekiyor. İkinci zam yapılması gerekiyor. İki yılda bir zorunlu. Bu yıl sadece tek zamla geçecek gibi görünüyor. Hmm. Ama bunu karşılaması da çok zor. Çünkü yıl sonunda sonuçta bu o 17 milyon dediğimiz seviye 8,5-9 bin lira seviyesinde satın alma gücüne çıkacak 17 bin lira. Ee, tabii bu çok zorlayacak. Ama yıl ortasında sürpriz bir zam gelir mi? Yine orada bir soru işareti var ama Mehmet Şimşek çok şey duruyor. Yani bu konuda e, böyle tavizsiz duruyor benim gördüğüm. Yani... Yani şöyle çalışan çalışmayan yani herkes için çok zor gerçekten. Mesela bu hafta Hani biz işte zaten haftalardır emeklileri konuşuyor. Herkes de hayal kırıklığı var. Mesela öğretmenler de çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Şimdi en az 60 bin atama beklenirken yani 20 bin diye açıklandı. Zaten işte mülakatın hala devrede oluyor olması ayrı bir tartışma. Doğru. Ayrı bir adaletsizlik olarak e, algılanıyor. İşte e, ücretli, ücretli, öğretmen sorunu var. İşte müfredat meselesi ayrı bir tartışma. Hani Doğru. bu öğretmen atamalarına baktığınızda gördüğünüz şey nedir? Tabii bir önceki, hani SGK uzmanı olarak da baktığımızda. Tabii tabii yani geniş bir konu. Öncelikle İbrahim Oktugan'a yani başı sağ olsun yakınlarına. Yani bugün Ötüm... dersler boştu biliyorsunuz. Evet. Öğretmenler grevdeydi. Evet. Bu şiddeti evet. Eyüp Sultan'daki işte evet. okul müdürünün öldürülmesini protesto evet. etmek için. tüm evet. Eğitim camiasında başı sağ olsun. Evet. Gerçekten güvenlik ayrı bir sorun. Şimdi 20 bin öğretmen ataması çıktı. Tabii beklenti bu değildi. En az 50-60 bin bekleniyordu. Evet. Geçen yıllarda olduğu gibi. Şimdi baktım ben şöyle atamalara. Mesela okul öncesi eğitim daha önce 7-8 bin atardı. Şimdi binin altında bir çağrıyla atandı. Tabii öğretmenlikten mezun olan yılda 50-60 bin kişi oluyor. Bir de KPSS sınavı var. Sonrasında eğitim, öğretmen olmak için girdikleri sınav. O, sıra, o sınava da eğitim bölümünden 600 bine yakın insan başvuruyor. Bir stok var yani. Stokta 600 bin var. Her yılda 50 bin kişi ekleniyor. Ve bu 20 bin kişi alacaksınız. Yani 600 bin kişiden 20 bin kişi alıyorsunuz. Özel sektör zaten çok az istihdam ediyor. Siz 20 alırsanız özel sektör 5 tane 5 bin almıyor. Bir virgül koyalım.